أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Değerli arkadaşlar, sıfırdan zirveye modern Arapça derslerimizin 115.'siyle birlikteyiz. Auf Arapça 3. cilt, 3. ünite değil, 4. ünite, sayfa 98. İsmi mevsuller. Evet. Tabii bu arkadaşlar satla yazılıyor. Şu şekilde yazılıyor. Mevsul. Evet. Mevsul ne kelime arkadaşlar? Yani sarfa göre ismi fail mi, ismi mef'ul mü? İsmi mef'ul. Evet, ismi mef'ul. Çok güzel. Mevsul yani ulaştıran demek. Aslında bunun Türkçesi değerli arkadaşlar bağlaç demek. Bağlaç. Şimdi zaten geniş bir şekilde bu konuyu göreceğiz. Evet. Bu arada büyüklük nasıl arkadaşlar? İyi mi? İyi hocam. Evet. Günlük hayatımızda Arapça ile başlayacağız. El Arabiyyetu fi hayatinel yevmiyeti. Burada isim mevsuller çok sık bir şekilde kullanıldığı, isim mevsullerin çok sık bir şekilde kullanıldığı bir diyalogla dersimize başlayacağız. Arkasından isim mevsul konusunu geniş bir şekilde göreceğiz. Daha sonra harfi cerle kullanılan bazı fiiller başlığımız var. Bu da YDS'de, YÖK dilde bize çok fayda sağlayacak bir bölüm. Arapçada kalıp ifadeler, et-ta'birat dediğimiz. Bunlar da yine YDS, YÖK dil, modern Arapçada, basın medya Arapçasında bize çok fayda sağlayacak bir bölüm. El-kelimâtul miftâhiyyetu, anahtar sözcükler. El-esmâul mevsûletu, el-müşteraketu, genel ismi mevsuller. Tabi genel varsa bir de bunun karşısında özel olması lazım. El-esmâul mevsûletu, el-hâssatu. Demek ki isim mevsulleri biz İkiye ayırıyoruz. Genel isim mevsuller, özel isim mevsuller. Sıla cümlesi. Cümletü sılatı. Damirul aidi. Ait zamiri. Bunların ne olduğunu göreceğiz. Bak aslında şurada bir görselimiz var. Bu resim bize aslında isim mevsulün mantığını anlatıyor arkadaşlar. Yani üç tane yapı var bak. Şu ipin öncesinde bir zincir var. İp var ve sonrasında bir zincir var. Bu ip iki zinciri birbirine ne yapıyor değerli arkadaşlar? Bağlıyor. Mesela şu zincir et-talibu olsun. Et-talibu. Ne demek arkadaşlar et-talibu? Ne demek? Öğrenci. Öğrenci. Marife bir isim değil mi? Şimdi şuraya da şöyle bir cümle yazalım mesela. Yedrusu fi Sivas diyelim. Evet, buraya bir mana verelim arkadaşlar. Yedrusu fi Sivas'a. Öğrenci Sivas'ta okuyor. Yok, sadece şu kısmına. Yedrusu fi Sivas. Sivas'ta okuyor. Sivas'ta okuyor. Bak. Öğrenci Sivas'ta okuyor. Bu şimdi kırmızı ip ne yapacak bak? Ellezi diyeceğiz mesela. Ne oldu? Öğrenci Sivas'ta okuyordu ayrı ayrı. Bak, birinci parçamızın manası öğrenci. Üçüncü parçamızın manası neydi arkadaşlar? Sivas'ta okuyor. Ellezi ne yaptı? Sivas'ta okuyan öğrenci yaptı bak. En an manası kattı. Gördük mü isim mevsulün fonksiyonunu? Yani isim mevsul ne yapıyor? Kendinden önce marife bir isim var. Kendinden sonra da bir cümle var. Ki biz bu cümleye sıla cümlesi diyoruz. Notlarımızı alalım arkadaşlar. İsmi mevsulden sonra gelen cümleye ne diyormuşuz değerli arkadaşlar? Evet. Buyurun.
Ne diyoruz? Sıla cümlesi. Sıla cümlesi diyoruz. Sıla cümlesini yargı bildiriyor sıla cümlesi. Yargı bildirmekten çıkarıp kendinden önceki marife isme ne yapıyor arkadaşlar? Sıfat yapıyor. Et-talibullezî yedrusu fî Sivas ne demek? Sivas'ta okuyan öğrenci demek. Artık yargı bildirmekten çıkardı. Yani buna o zaman ne lazım buna bir? Artık bir haber lazım. Sivas'ta okuyan öğrenci mesela ganiyyun diyelim. Zengindir. Bak artık ona bir yargı bildirmesi için ne lazım? Bir haber lazım. Anlaşıldı mı arkadaşlar burası? Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Devam ediyoruz. Giriş kısmı. İsmi mevsul. El ismul mevsulü. Bir dil bilgisi terim olarak ne demekmiş değerli arkadaşlar? Bağlaç demekmiş. Fakat Türkçedeki bağlaçlardan farklılık arz eder tabii ki. İsim mevsul kendinden sonraki bir cümleyi, bu cümleye ne diyorduk değerli arkadaşlar? Az önce söylemiştik. İsim mevsulden sonra gelen cümleye ne diyorduk? Sıla cümlesi. Sıla cümlesi. Sıla cümlesini kendinden önceki bir isme bağlayan kelimedir. Peki, tek başına bir manası var mıdır? Yoktur. Kendisinden sonraki cümlenin anlamını olan, an, en, dı, di gibi eklerle biz bunlara Türkçe'de sıfat fiileki diyoruz. Kendisinden önceki isme bağlıyor. Bu bölümde isim mevsulü ayrıntılı bir şekilde göreceğiz inşallah. Peki, daha sonra da dediğimiz gibi YDS'de bize çok kolaylık sağlayacak harfi cerle kullanılan bazı fiiller bölümü, kalıp ifadeler bölümü. Böylece ünitemizi inşallah tamamlayacağız. Günlük hayatımızda Arapça. El-Arabiyyetu Arapça. Nerede? Fi-de-da. Hayatina, hayatımızda el-yevmiyyeti. Günlük hayatımızda Arapça. Evet. Fiş-şâri'i. Caddede. Şâri'i, cadde demek. Çoğulu nedir arkadaşlar? Şâri'i. Çoğulunu söyler misiniz bana? Şevâri'i. Evet. Şâri'un, şevâri'i. Diyaloglarda ne yapıyoruz önce? Kim arasında geçtiğine bakıyoruz. Diyalogumuz Salih ve Eymen arasında geçiyor. Salih ve Eymen arasında geçiyor. Kulli ya Eymenu. Eymen, bana söyle. Arkadaşlar, kale daima li harfi celiyle kullanılıyor. Mesela, kultu leki. Sana dedim. Ekulu lek. Sana söylüyorum. Evet. Neyle kullandırmış arkadaşlar? Li ile. Kul li. Bana söyle. Ya Eymen. Eymen bana söyle. Mâze tüşâhidu. Mâze fiillerin başına gelir. Ma isimlerin başına gelir. Mâze tüşâhidu. Fişşâri'i. Caddede ne görüyorsun? Bunu şöyle çevirebiliriz. Eymen bana caddede ne gördüğünü söyle. Yani iki parça halinde de çevirebiliriz. Eymen bana söyle caddede ne görüyorsun? Ama daha güzeli Eymen bana caddede ne gördüğünü söyle. Uşahidu seyyaratin kesireten. Uşahidu görüyorum. Fail nerede arkadaşlar? Fiil varsa fail vardır. Fail nerede uşahidunun? Müstetir. Evet. Tahtında müstetir. Ene. Çok güzel. Seyyaratin ne olur o zaman burada? Ne görüyorum sorusunun cevabı Türkçe'de bize nesneyi verir. Arapça'da? Mef'ul. Mef'ulü verir. Çok güzel. Peki burada mef'ulün nasb alameti ne olmuş? Kesra. Neden? Hocam cem'i müennesin irabı kesra ile oluyor. Hah, kim söyledi onu?
Nurgül hocam. Heh, çok güzel Nurgül. Cem-i müenneslerin nasb alameti kesradır diyoruz. Kesiraten, onun sıfatı. Birçok efendim araba görüyorum. Ve kesirine minennâs. Kesirine minennâs. Birçok araba ve birçok insan görüyorum. Hunâke, orada vardır. Hunâke vardır. Orada vardır. Men, o kimseler. Şimdi o kimseler kim açıklayacak? Bu men de bir isim mevsul aslında. Yemşi. Meşa yemşi ne demek arkadaşlar? Meşa yemşi. Yürümek. Evet, yürüyor. Menle beraber ne oldu? Yürüyen oldu. Aler rasifi. Rasif kaldırım. Kaldırımda yürüyen insanlar var. Ve hunake yine var. Başka kim var? Men. Abara ya'buru. Karşıdan karşıya geçmek demek. Ya'buru şari'a. Evet. Karşıdan karşıya, yani caddeden, caddeyi geçen insanlar var. Ve eydan aynı şekilde. Peki. Neyi gördü? Kaldırımda yürüyen insanlar gördü. Bir. Başka? Efendim, caddeyi geçen insanlar gördü. Bir de ve eydan aynı şekilde era, ben görüyorum. İşarati mururin. Bu bir kalıp ifade. Trafik ışıkları demek arkadaşlar. Bunu böyle çevireceğiz. Murur normalde yaya demek ama ikisi beraber trafik ışıkları diyeceğiz. Trafik ışıkları görüyorum. Aindeme. Bu çok önemli. Bu aindeme fiilin başına gelip onu zarflaştırır. Ne'buru, karşıdan karşıya geçiyoruz demek. Ama indeme ne'buru olunca ne oluyor değerli arkadaşlar? Karşıdan karşıya geçerken. Evet. İndeme ne'buru şari'a, caddeyi geçerken, ellezi, şöyle şöyle olan caddeyi. Evet. Fihi, o caddede vardır. Seyyaratun kesiratun, çok araba vardır. Çok araba olan caddeyi geçerken femâze, ne? Aleyna, yapmamız gerekir, mesiması gerekir. En ne'mele, ne yapmamız gerekir? Yani içerisinde çok araba olan caddeyi, caddeden karşıda karşıya geçerken ne yapmamız gerekir? Yecibu aleyna, bak kalıp. Aleyna da aynı, yecibu aleyna da aynı. Mesi, ması gerekir arkadaşlar. Neymiş bunun manası? Mesi, ması gerekir. Türkçede biz buna ne diyoruz? Ne kipi diyoruz Türkçede? Gereklilik. Evet, gereklilik kipi diyoruz. Tamam. Mustafa Hocam, Mevlüt'e siz de katılın derse inşallah. Mevlüt'e mikrofonunu açabiliyorsun değil mi? Evet hocam. Hı? Siz de sesli katılın ki daha interaktif olsun dersimiz. Mustafa Hocam siz de aynı şekilde. Evet. Yecibu aleyna, bize gerekir. En ne'bura. Ama manası tamam olmuyor. Şurayla tamamlıyoruz. Karşıdan karşıya geçerken bize gerekir. Ne'bura şari'a. Alel hututi. Hutut ne demek arkadaşlar? Çizgiler. Hattun hututun. Hututil beydai el mukatta'ati. Mukatta'a ne demek? Kesilmiş, bölünmüş yani. Bölünmüş beyaz çizgilere efendim gerekir. Şimdi o zaman mana olmadı. Şurayla devam edeceğiz. Elleti, şöyle şöyle olan bölünmüş beyaz çizgiler. Tedullu ala, delle yedullu delaleten ala, bir şeye işaret etmek. Peki tedullu ala ne demek? Gösteren, işaret eden. Enneha, evet, li'uburil muşati. Muşat çoğul bir kelime arkadaşlar.
yayalar demek. Yani yayaların geçişine ait, geçişi için efendim bölünmüş beyaz çizgilerden geçmemiz gerekir. Evet. Tekrar edelim. Caddeyi geçmemiz gerekir. Nasıl? Yayaların geçişine özgü, geçişine ait, geçişi için efendim onlara özgü, onlara ait bölünmüş beyaz çizgiler üzerinden geçmemiz gerekir. Peki, ve hunake orada yecibu en mesiması gerekir. Yecibu en nenzura ne demek peki? Bakmamız gerekir. Yeminen sağa, sümme yesaran sonra sola, sümme yeminen sonra sağa, merraten uhra sonra tekrar sağa. Önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa. Fe inne lem tekun. Arkadaşlar burası sizin kitapta nasıl? İnne mi, in mi? Sizin kitabınızda nasıl? Geçmiş olsun. İnne hocam. Efendim? İnne kitapta. O zaman in olması gerekiyor. Çünkü inne olması için isimden önce gelmesi lazım. Burada bir hata var o zaman. Orayı düzeltelim. Fe in lem tekun. Hocam benim fe in yazıyor. Öyle mi? Evet. Seninkinde in mi yazıyor? Evet hocam. O zaman demek ki düzelttiler. Senin kitabın kapağında şu şirazesinde Ekim 2018 yazıyor benimkinde. Seninkinde kaç yazıyor? Nurgül? Hemen hocam. Şöyle kitabın kenarında yani. 2020 yazıyordu. O zaman demek ki düzelttiler. Seninkinde Mevlüt'e? Seninki de 2018 olması lazım. Evet hocam, eski benimki. Demek ki düzelttiler. O zaman doğru tespit ettik. İn olacak burası. Fe in lem tekun. Eğer olmazsa. İn, eğer şayet demek. Hünake, orada seyyaratun. Arabalar olmazsa. Buna bir cevap lazım. Ne'buru, geçeriz. Sağa bakarız, sola bakarız, sonra tekrar sağa bakarız. Eğer orada arabalar yoksa geçeriz. Yebdu enneke. Daha önceki ünitelerde geçmişti. Bunun bir de eş anlamlısı var. Yazharu enne. Şöyle görülüyor demek. Evet, görünen o ki demek. Yebdu enneke. Görünen o ki sen, anlaşılan o ki sen, teltezimu bi. Arkadaşlar çok güzel bir kalıp. Bu harfi cer fiil uyumlarını nasıl muhafaza ediyorduk? Mazi, muzari, mastar artı harfi cer. İltezeme, yeltezimu, iltizamen bi. Bir şeye bağlı kalmak demek. Bir şeye bağlı kalmak. Sıkı sıkıya tutunmak demek. Teltezimu bi kavaninil mururi. Kavanin neyin çoğulu arkadaşlar? Hangi kelimenin çoğulu kavanin? Hangi kelimenin çoğulu? Kanun kelimesinin. Kanun çoğulu ne? Kavanin. Evet. Kavaninil murur ne demek o zaman ikisi beraber sizce? Trafik kanunları mı diyelim? Yoksa biz Türkçe'de trafik kuralları mı diyoruz? Hangisini söylüyoruz arkadaşlar? Evet. Trafik kuralları. Trafik kuralları. Yani kavanin de diyebiliriz, kavait de diyebiliriz arkadaşlar. Kaidetun, kural, çoğulu. Evet, kavait. Kanun, müfret. Kavanin, çoğul.
Kaidetün, kavaid, kanun, kavanin. Trafik kurallarına bağlısın. Yani anlaşılan o ki sen trafik kurallarına uyuyorsun demek. Hunake, var. Hunake başta olduğu zaman böyle mana veriyoruz. Var. Mines saiqin. Şoförlerden bazıları var ki men, bak isim mevsul. O kimseler la yeltezimu bi kavaninil mururi. Trafik kurallarına bağlı değiller. Yani bağlı değiller ne demek arkadaşlar? Uymuyorlar. Feminhum, onlardan bazıları, men kimdir? Yesiru, seyreden. Seara yesiru, seyran, seyreden, hareket eden yani. İnde, ne zaman? İnde zuhuri. Zuhuri levnil ahmeri. Evet, ahmara demiş burası. Ahmeri olması lazımdı. Evet, seninkinde nasıl? Şey Mevlüt'e. Ve Nurgül. Nurgül'ünki yeni baskı ya, onunkinde nasıl? Hangi cümle hocam? Şu ahmara mı, ahmeri mi? Burayı düzeltmişler mi? Şurası. Harekesini nasıl koymuşlar yani senin kitapta? Ahmera hocam. Fethali. Ahmara koymuşlar. Evet. Gayrimusarif. Ama başında elif lam takısı olunca gayrimusariflı işlemez diye biliyorum ben. Sonra bir bakayım buraya. Kırmızı ışıkta, kırmızı ışıkta ne yaparlar? Geçerler. Ve minhum, onlardan bazıları da men, o kimselerdir ki yetevakkafu, dururlar. İnde zuhuril levnil ahtari. Yeşil ışıkta da dururlar. Yani kırmızı ışıkta durması gerekirken geçerler. Yeşil ışıkta da geçmesi gerekirken dururlar. Ve minhum, onlardan bazıları da men, o kimselerdir ki la ya'rifu, bilmezler. Neyi? Bak neyi? Sebebe vücudi tav'in asfara. Evet. Sarı ışığın varlık sebebini. Yani sarı ışığın manasını bilmezler. Evet. Peki. Ve mellezî la yu'cibuke fissâiqîne eydan. Ve mellezî, başka ne var? Başka ne var? La yu'cibuke, hoşuna gitmeyen, fissâiqîne, sürücülerde eydan, aynı şekilde. Yani sürücülerde aynı şekilde hoşuna gitmeyen, hoşlanmadığı neler var? La yu'cibuni, hoşuma gitmiyor. Ellezine, şöyle şöyle yapanlar. Yudakhinune, arkadaşlar dekhane, yudakhinu, tedhin. Ne demek? Sigara içmek demek. Yudakhinune, sigara içiyorlar demek. Ama ellezine yudakhinune ne oldu? Buna bir mana verir misiniz? Sıfatlaştırıyordu yani. Sigara içenler. Hah, bravo. Sigara içenler hoşuma gitmiyor. İndeme, bak yine geldi. Dığında. Bu ne yapardı arkadaşlar? Fiili zarflaştırırdı. Sâka yesûku sevkan. Sevk etmek. Yani araba kullanmak. Yesûkûne. Normalde araba sürüyor demek. Ama indeme yesûkûne ne oldu? Araba sürdüğünde, araba sürerken, araba sürerken sigara içenler benim hoşuma gitmiyor. Başka vellezine, şu kimseler de hoşuma gitmiyor. Yestemilune, kullanıyorlar. Vellezine yestemilune ne demek arkadaşlar? Vellezine yestemilune ne demek? Kullananlar. Heh. İkinci kısım kimmiş? Hoşuna git, yani hoşlanmadığı ikinci kesim insanlar. Kullananlar. Neyi? El hatife, telefonu. Vellezine, şöyle şöyle olan telefonu. Ye'kulûne. Ha yok, pardon pardon. Şurası iki oldu arkadaşlar. Evet. Birincisi neydi? Araba sürerken sigara içenler. İkincisi vellezîne yestemilûne l-hâtife, telefon kullananlar. Bu da üçüncüsü. Vellezîne ye'kulûne. Ye'kulûne yiyorlar.
وَالَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ yiyenler. اَوْ atıf يَشْرَبُونَ efendim içenler. اَثْنَا السِّيَاقَةِ سِيَاقَ سَاقَ يَسُوقُ سَوْقًا veya سِيَاقَةً sevk halinde. Sevk halinde ne demek? Araba sürerken yani. Araba sürme esnasında bir şey yiyenler ve içenler hoşuma gitmiyor. Üç grup insanı hoşlanmıyormuş üç grup insandan. Birincisi araba sürerken sigara içenler. İkincisi efendim ne yapanlar? Araba sürerken telefon kullananlar. Üçüncüsü de araba sürerken bir şey yiyip içenler. Eymen ne diyor? Naam, evet. Sadakte, doğru söyledin. Feyumkinu en. Arkadaşlar, burayı nasıl çevireceğiz? Yecibu ala mesiması gerekirdi. Yumkinu en ne demek peki? Olabilir değil mi hocam? Bravo. Olabilir, ebilir, abilir. Ama bak, yecibu ala'yı da bir şeye bağlamamız lazım. Yani nasıl? Mesela yecibu ala en ne'bura. Bak, bir şey olması lazım ki burayı bir manası ortaya çıksın. Yecibu aleyna mesi ması gerekir. En ne'bura geçmemiz gerekir. Şimdi burası da aynı. Nasıl aynı? Yumkinu en ebilir. Ne yapabilir? Bak bir şeye muhtaç. Yumkinu en tüsebbibe. Sebep olabilir. Peki buna biz Türkçe'de ne diyoruz arkadaşlar? Mesi ması gerekire gereklik kipi diyorduk. Buna ne kipi diyoruz? Olasılık. Yeterlilik diyoruz değil mi? Yeterlilik kipi. Öyle denmiyor mu Türkçe'de? Gereklilik kipi, yeterlilik kipi. Doğrudur hocam. Evet. En tüsebbibe. Bak şurası tüsebbibu idi. En'den dolayı tüsebbibe oldu. Evet. Sebep olabilir. Neye? Ne sebep olabilir? Failimiz geliyor. Hâzihil umuru. Bu işler sebep olabilir. Bak, failin alameti ismi işarette mi ortaya çıktı? Muşarun lehte mi ortaya çıktı arkadaşlar? Muşarun lehte. Muşarun lehte ortaya çıktı. Bu işler sebep olabilir. Neye? Sorusunun cevabı mef'uldür. Havadisel mururi. Bu da kalıp ifade. Trafik kazalarına sebep olabilir. Peki. Şimdi değerli arkadaşlar, ismi mevsuller. Adı üstünde isim değil mi? Şimdi isimlerde irab yönünden isimler ya murabtır ya mebnidir. Peki ismi mevsuller mebni mi, murab mı? Yani değişken mi yoksa sabit mi? Mebni. Mebni ama bir istisnası var. Ne? Tesniyeleri hariç. O zaman notumuz şu arkadaşlar. İsim mevsuller tesniyeleri hariç mebnidirler. Notumuz bu. Aldık mı notumuzu? Yazdık mı arkadaşlar? Evet hocam. Burada araştır tekrarla, ilişkilendir, karşılaştır ve anlat paylaş bölümleri var. Bunlar zaten fix bölümler. Şimdi geldik dil bilgisi konusuna. Burayı tamamını okumayacağız. Sadece özetleyeceğiz. İsim mevsul dil bilgisi terimi olarak ne demekmiş arkadaşlar? Bağlaç demekmiş. Türkçedeki bağlaçlardan farklıdır. Kendinden sonraki cümleyi, ki biz buna ne diyorduk kendinden sonraki cümleye? Sıla cümlesi. Çok güzel efendim. Sıla cümlesi. Kendinden önceki bir isme. Kendinden önceki isimde ne oluyordu? Marife mi, nekrama? Marife. Kendinden sonraki cümleyi kendinden önceki marife isme bağlıyor. Yani bağlıyor ne demek? Ne yapıyor aslında? Sıfat yapıyor. Değil mi arkadaşlar?
sıfat yapıyor değil mi? Evet. Peki, tek başına anlamları var mıdır? Yoktur. Kendinden sonraki cümlenin anlamını olan, an, en, di gibi eklerle. Peki burada bir soru sormamız lazım. Hangisiyle çevirecek? Hangisi yakışıyorsa onunla. Kendisinden önceki isme bağlar. İsim mevsuller kendisinden sonra gelen cümleyi, sıla cümlesini kendisinden önceki marife isme niteleyen bir sıfat cümlesi konumuna getirirler. İsim mevsuller kaç ayrılır? El cevap 2. Özel olanlar, bir de genel olanlar. Özel olanlardan başlıyoruz. Özel isim mevsuller, has isim mevsuller. Bu gruptaki isim mevsuller bağladığı ismin tekil yani müfret, ikil yani tesniye, çoğul yani cemi, eril yani müzekker, dişil yani müennes durumuna göre efendim özel veya has diye adlandırırlar. Dolayısıyla kendileri de müfret, tesniye, cemi formda müzekker ve müennes olarak çeşitlilik gösterir. Şimdi önce merfu, mansup, mecrur durumunu inceleyelim. İnceleyelim arkadaşlar. Çok güzel bir tablomuz var burada. Merfu durumda ellezî oldu. Bak ellezî. Müfret, müzekker değil mi arkadaşlar bu? Müfret, müzekker. Mansup ve mecrurda da ellezî oldu. Peki o zaman hem merfu, hem mansup, hem mecrur durumda ellezî ise bu nedir? Mebni midir, murab mıdır? Mebnidir. Bu mebnidir. Şimdi şu ikili atlayalım, şuraya geçelim. Merfu durumda da ellezîne, mansup mecrurda da ellezîne. Cümledeki konumuna göre veya başına gelen bir amil neticesinde hiçbir şekilde değişmiyor. O zaman bu da mebni. Ama tesniyelerine bakalım arkadaşlar. Tesniyelerine. Zef halinde elle zâni diyoruz. Nas ve cer halinde elle zeyni diyoruz. O zaman bunlar mebni midir, murab mıdır? Evet. Murab'tır. Murab'tır. Zaten burada almış arkadaşlar. İsim mevsullerin müfretleri ve cemileri mebnidir. Harekeleri veya biçimleri değişmez. Tesniyeleri ise murab'tır. Tesniyenin irabıyla irab edilir. Tesniyenin irabı nasıldı? Harekeyle mi, harfle mi? El cevap harfle. Ref hali elifle, nas ve cer hali ya ile. O zaman tesniye olan isim mevsullerinin irabı da aynı tesniye kelimelerin, tesniye isimlerin irabı gibi. Tamam mıdır? Evet hocam. Şuradaki not da şu değerli arkadaşlar. Diyor ki ellezâni, ellezîne eğer hareke yoksa mesela şunlarda hareke yoksa şu şeylerde ikil formlarda bak ellezîni, ellezîne hareke olmazsa bunların yazılışı aynı olur değil mi arkadaşlar? Ama bir fark var. Ne o fark? Şu ellezîne ve ellezîni hareketsiz düşünün. Hareketsiz olduğunda bir fark var. Ne o fark? Bir tane fazlalık var tesniyelerde. La marfi var hocam. Tesniyelerde eğer diyor hareketsiz olursa tesniyelerde bir tane lam fazla diyor bak. Gördünüz mü? Ellezîne, ellezîne. Hareke olursa sorun yok zaten. Hareke olmazsa da buradan ayırt edin diyor. Şimdi geçtik değerli arkadaşlar. Özel isim mevsullerin müenneslerine. Elleti, elleti, elleti. Ref, nasb, cer halinde elleti diyoruz. O zaman burası mebni. Cemilerde ref, nasb ve cer halinde ellevati, ellati, ellai diyoruz. Üçü de olur arkadaşlar. Ellevati, ellati, ellai. Hatta başka kitaplarda daha da başkaları var bunların. Peki, tesniyelerinde aynı şey geçerli mi? Arkadaşlar,
Yani mebnilik mi var, değişkenlik mi var? Muraplık mı var? Murap hocam. Evet. Ref hali ne ile arkadaşlar? Elifli. Nasb ve cer hali ne ile? Yani. Çok güzel. Peki. Burada zaten anlattığımız konuyu anlatmış. Sadece şurada güzel bir not almış. Ellevati, ellai, ellati. Üçünü yazmış ama en sık kullanılan hangisiymiş? Ellevati daha sık kullanılırken ellati ve ellai daha az kullanılmış. Yine bir notumuz daha var. Diyor ki tekil formlarda tek lam yazılırken müfretlerde tesniyelerde lam harfimiz kaça çıkıyor arkadaşlar? İkiye çıkıyor. Bunu söylüyor. Şurada yine çok önemli bir notumuz var. Bu isim mensulleri kullanabilmek için önceki ismin marife olma zorunluluğu vardır. Evet. Önceki isim ne olacakmış arkadaşlar kesinlikle? İsim mevsulden önceki cümlenin ne olması gerekiyormuş? Evet. Marife. Başka bir notumuz daha. Müzekker ve müennes formlarıyla gördüğümüz bu isim mevsullerin efendim müfretleri ve tesniyeleri hem akil hem gayri akil için kullanılır. Evet. Ama çoğulları yalnız akiller için kullanılır. Yani bu has isim mevsullerin çoğulları gayri akil için kullanılır mı arkadaşlar? Evet. Tekrar ediyorum. Özel isim mevsullerin, yukarıda gördüğümüz isim mevsullerin cemileri gayri akil için kullanılır mı? Şu nota göre. Evet. Kullanılır mı, kullanılmaz mı? İkisinden birini söyleyeyim. Kullanılamaz. Kullanılamaz. Bakın. Müfretler ve tesniyeler hem akiller hem gayri akiller için kullanılıyor. Ama bu ellezine, ellevati, ellati, ellai bunlar sadece ve sadece akiller için kullanılıyor. Yani şuraya parantez içinde ne yazabilirsiniz? Gayri akiller için kullanılmaz. Gayri akiller için ne yapmaz? Kullanılmaz. Bunu niye söyledi? Şimdi birazdan şeyi göreceğiz. Genel isim mevsulleri göreceğiz. Orada durum farklı olacak. Peki. Has isim mevsuller. Yani has dediği ne? Özel isim mevsuller. Kendilerinden önceki isme sıfat oldukları için onun irabına, sayısına, cinsiyetine uymak zorundadır. Şimdi bak geldi cümlemiz. Arkadaşlar. Hadara et-tıflu. Çocuk geldi. Ra'eytu ben gördüm et-tıfle çocuğu fil hadikati. Bahçede, parkta gördüm. Şimdi bu iki cümleyi birbirine kaynatabilir miyiz? Birbirine yapıştırabilir miyiz arkadaşlar? Hani bağlaç diyoruz ya bağlaç. İki cümleyi tek cümle halinde söyleyebilir miyiz? Evet. Ne lazım bize? İsmi mevsul lazım. Et-tıflu bak kendinden önce marife isim. Zaten ne dedi? Has isim mevsullerden kullanabilmek için önceki ismin ne olması gerekiyordu? Arkadaşlar. Marife olması gerekiyordu. Burası bir. Kendisinden sonra bir de cümle var. Sıla cümlesi. Ama yargı bildiriyor. Ben yargı bildirmekten çıkaracağım bunu. Bu et-tıflu kelimesine sıfat yapacağım. Et-tıflu. Müfret müzekker mi? Evet. Müfret müzekker olan özel isim mevsulüm benim neydi? Mebniydi zaten. Hangisiydi o? Ellezi. Çok güzel. O zaman ellezi'yi getiriyoruz. Artık ne oldu? Çocuğu parkta gördüm değil.
Parkta gördüğüm çocuk geldi oldu. Parkta gördüğüm çocuk geldi. Sıla cümlesini ne yaptı? Yargı bildirmekten çıkarıp ne yaptı arkadaşlar? Sıfatlaştırdı. Burada da aynı bizim anlattığımız şekli yazıya dökmüş. Buraya bakarsınız. Yani isim usulde kaç tane yapı var değerli arkadaşlar? 3 tane. Kendinden önce marife bir isim var. Buraya 1 diyoruz. İsim mevsulün kendisi var. Buraya 2 diyoruz. Bir de isim mevsulden sonra sıla cümlesi var. Buraya 3 diyoruz. Bu isim mevsul ne yapıyor? Kendisinden sonraki sıla cümlesini kendisinden önceki marife isme sıfat yapıyor. Anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Devam ediyoruz. Şimdi çok güzel bak örnekler yapmış arkadaşlar. Hadara et-tıflü dedi. Tıflü değil de tıfletü olsaydı, müfret müennes olsaydı, bu zaman ellezî yerine ne diyecektik arkadaşlar? Elletî diyecektik. Elletî diyecektik. Peki, ra'eytuhu dedi burada. Burada niye ra'eytuha yaptı? Çünkü buradaki hu, sıla cümlesinde isim mevsule dönen bir ait zamir olması lazım. İsim mevsule dönen ait zamir. Evet, burada ellezî'ye döndüğü için hu oldu. Burada elletî'ye döndüğü için ait zamirimiz ne oldu arkadaşlar? Hu yerine. Ha oldu değil mi? Demek ki şunu da not olarak alalım. Sıla cümlesinde isim mevsule dönen gizli veya açık bir zamir bulunması gerekir. Tekrar edeyim mi arkadaşlar? Evet hocam tekrar edeyim. Sıla cümlesinde ismi mevsule dönen açık veya gizli bir zamir olmak zorunda. Burada açık bak zamirler. Hadara et-tıflani, tıflani tesniye müzekker. O zaman isim mevsulümüzde ne gelecek arkadaşlar? Tesniye müzekker. Evet, ellezâni oldu. Bak ait zamirimiz de değişti. Ellezâniye dönen zamir ney burada? Huma. Tıflu. Et-tıflu, et-tıflani, el-etfalu. Cemî müzekker. Cemî müzekker olan isim mevsulümüz nedir değerli arkadaşlar? Evet, nedir? Ellezîne. Bak burada yanlışlık var işte. Bu böyle olur mu sizce arkadaşlar? Yazıda yanlışlık var. Bir tane laf var. Evet. Yani 2018 baskısında böyle. 2020'de nasıl? Bende de iki tane var hocam. O zaman düzeltmemişler. Bir tane olması lazım. Çünkü yukarıda ne dedi? Ne dedik? Tesniyelerde iki lam oluyor. Şeylerde bir lam oluyor. Değil mi? Cemilerde. Evet, bak şöyle yazılması lazım. Evet biz de öyle yazalım o zaman. Ellezîne olması lazım arkadaşlar. Bak bu sefer ait zamirimiz ne oldu arkadaşlar? Ellezîne'ye dönen ait zamirimiz? Hım oldu. Et-tıfletâni. Tesniye, müennes. Elletâni nedir arkadaşlar? Hani dedi ya ona uygun gelir. Sayı ve cinsiyet yönünden. O da tesniye, müennes. Peki o tesniye, müennese dönen zamirimiz ne oldu? Evet, ne oldu? Hıma oldu. Et-tıflât. Cemî müennes mi arkadaşlar? Evet. Cemî müennese uygun olan isim mevsulümüz hangisi? 3 tane söylemişti. Ellevâti, ellâti, ellâi. Ama en çok hangisi kullanılırdı? Ellevâti kullanılırdı. Doğru mu? Evet hocam.
Peki. Ellevatiye dönen sıla cümlesinde isim mevsule dönen ait zamir olacaktı. O ait zamirimiz ne oldu değerli arkadaşlar? Hünne. Hünne oldu. Evet, bu kadar. Peki. Şimdi okuyalım. Yukarıdaki cümlelerde isim mevsulden sonra gelen fiillerde öznenin yapısına uygun olarak değişen bitişik nesne zamirlerine de dikkat ediniz demiş. Evet. Bitişik nesne zamirlerine, şunlara yani. Öznenin yapısına uygun olarak değişiyor bunlar. Peki. Şimdi de iki cümleyi inceleyelim. İnceleyelim. Şekertu. Teşekkür ettim. Ettilmide. Öğrenciye. Şurayı görmeyelim arkadaşlar isim mevsulü. Sa'adeni. Ne demek? Bana yardım etti demek. Bana yardım etti. Peki bu ellezi ne yapıyordu? Kendinden önceki marife isme kendinden sonraki cümleyi sıfat yapıyordu. O zaman ne diyeceğim ben bu cümleye? Bak, öğrenci bana yardım etti. Pardon, öğrenciye teşekkür ettim. Bana yardım etti. İki cümleyi nasıl bağlayacağım birbirine? Buyurun. Bana yardım eden öğrenciye teşekkür ettim. Bana yardım eden öğrenciye, eden, en an. İşte bu sa'adeni, bana yardım ettiği, eden yapan ne arkadaşlar? Şu aparat işte. Şu yapışkan. Şu zamk. Bu tutkal. Tamam. Peki. Marife isme sıfat yapmak için, marife isme bir cümleyi sıfat yapmak için ne lazım arkadaşlar bize? Ne lazım bize? İsmi mevsul. Peki. Şekertu, ismi mevsul lazım. Şekertu tilmiden. Tilmiden burada marife mi, nekra mı? Nekra. Buna bir cümleyi sıfat yapmak için ne lazım bize? Bir şey lazım değil. Harika. Direkt ne yapıyoruz? Arkasına o cümleyi yapıştırmamız, yani arkasına o cümleyi getirmemiz bize yetiyor. Tamam. Şekertu tilmiden sa'adeni ne demek? Bana yardım eden bir öğrenciye teşekkür ettim. Bana yardım eden bir öğrenciye teşekkür ettim. Dolayısıyla şuradaki notumuz nedir arkadaşlar? Nekra isimden sonra gelen. Nekra isimden sonra gelen. Her cümle nedir? Evet. Nedir arkadaşlar? Sıfattır. Sıfattır. Tekrar edeyim mi? Nekra evet. İsimden sonra gelen her cümle sıfattır. Arkadaşlar bu notları şuraya da yazabilirsiniz bak. Şurada kalsa iyi olur böyle. Şu mesaj kısmına. Nekra isimden sonra gelen her cümle sıfattır. Evet. Şimdi soru cevap yapalım arkadaşlar. Siz de katılın. Arkadaşlar bir marife ismimiz var, bir cümlemiz var. O cümleyi marife isme sıfat yapmak istiyoruz. Bize ne lazım? İsmi mevsul. Evet. Peki. Bir tane nekra ismimiz var. Bir tane de cümlemiz var. O cümleyi nekra isme sıfat yapmak istiyoruz. Ne lazım bize? Bir şey lazım değil hocam. Sadece o nekra isimden hemen sonra o cümleyi getirmemiz bizim için yeterli mi? Evet. Evet. Harika. Peki. Has isim mevsuller. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi ancak ve ancak marife bir isimden sonra kullanılır. Ve ne olur? Bu ismin sıfatı olurlar. Yukarıda biri isim mevsulle kurulan, diğeri belirsiz yani nekra bir sözcük sonrasında kullanılan sıfat cümlelerinin nasıl anlamlandırılmış olduğuna bakarak iki cümle arasındaki anlam farkını görünüz. Görelim. Fark ne arkadaşlar? Yardım eden öğrenciye teşekkür ettim. Belirli, muşahhas bir öğrenci. Bana yardım eden bir öğrenciye teşekkür ettim. Herhangi bir öğrenci.
Fark bu işte. Yukarıdaki cümlede öğrenci belirli, aşağıdaki cümlede öğrenci nedir arkadaşlar? Evet, nedir? Belirsiz. Belirsiz. Burada bir ara verelim. Hemen devam edeceğiz arkadaşlar. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.